Efe Can'ın orada olması oyuncuyu orada tutuyor. Salih genişlik veriyor. Hep deriz ya hep bir fazla üçgenler. Duralım. Şimdi Alanyaspor buradan sayısı olarak ne söyleyebiliriz? Güntekin? 4'e 2 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Hatta diyelim ki stoper çıktı, top pası attı. 3'e 2. Doğru mu? Üçgeni kurdu. Evet şu anda Duralım. Salih Bakın. boşta. Efecan'la oynayacak Efe şimdi Can da herhalde oynadı. tekte. Bakın Evet tekte. duralım. Gene sayısı olarak fazla kenarda bir fazla. Üçgenler. Bunu pas dribbling'de çalışmaları var. Diğer oyuncu geldi sağ ön Evet oyuncusu. uzattı. Pası verdi. O da Duralım. üçgen Bak oluştu orada duralım. da. Duralım. Şimdi burada üçgeni kurdu. Bir fazlası var. Efe Can kenar oyuncusunu oynuyor. Bakasetası oynuyor. Kenara gelmiş. Burada önemli olan pas seçeneğini kim çıkartıyor ortaya biliyor musunuz? Burada hani Cruyff'un bir şeyi var. Kitabında şeyi vardır. Pası atan değil. Alanı yaratan oyuncudur aslında. Topun nereye gideceğini alanı yaratan oyuncu belirler. Salih belirliyor. Tabii içeri doğru giriyor şimdi. Bir Efecan açıyor, koşusuna devam yüzünü bir edecek. dönüyor, koridoru açıyor. Efecan devam ediyor Efecan koşusuna. koşuya devam ediyor. Evet. Kaliteli pas. Daha rakibe değmedi akan oyunda. Duralım. Burada bir değerli bir şey daha var. Santufor. Forvet oyuncusu Alanya'nın vücudunu koyarak stoperin buraya kaymasını engelliyor. Bu oyunun içinde olan bir şey. Bakın. Vücudu nasıl kullanıyor? Stoperi yanaştırmıyor. Efecan'ın daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Bir pas daha Rakibe diyelim. değmeden Evet. top rakibe bir tek kaleciye değiyor. O da ikincisinde gol oluyor. Akan oyunda kalecisini oynuyor. Sağ dağılımın organizasyonunu doğru yapıyor. Ve rakibe değmeden hata sonuçlandırıyor ve gol oluyor.